Şöyle bir durum var. Mesela Kur'an'da bazı kavimlerden bahsedilir. Mesela Ad kavminden bahsedilir. Kendi zamanında bayağı bir yüksek sütunlarda bayağı iyi inşaatlar yaptığından bahsedilir. İrem şehrinden bahsederler. Ya da diğer kavimlerden bahsedildiği zaman en basitinde Firavun mesela. Muhteşem bir süper devletti o zamanda ve kavminin ve toplumunun da ekonomisi gayet güzeldi. Ama Allah subhanahu wa ta'nın hedefinde olduklarından dolayı sonuç olarak helak oldular. Bugünkü Türkiye toplumu da acaba ekonomik olarak bugünkü durumu sonuç mudur? Ya da hadi sorunu çözdük, ekonomiyi düzelttik. Düzelttikten sonra Allah subhanahu wa ta'nın hedefinden kurtulmadıkları sürece bugünkü topluluk acaba güvende midir? Ebu Cehil'in mesela Allah'a inancı vardı, biliyor musunuz bilmiyorum. Ebu Cehil'i Allah'ı inkar eder düşünürler. Peygamberimizin babasının ismi Abdullah. Abdullah'ın manası Allah'ın kulu demek. Ve Mekke'de onlara sorduğun zaman Allah subhanahu diyor ki onlara sorsan yağmuru kim indirir Allah derler. Rızkı kim indirir Allah derler. Sizi kim yarattı Allah derler. Bugünkü topluma da sorduğumuz zaman Allah diyorlar. Ama onların sorunu şirkti. Allah subhanahu teala'nın dışarısında ibadet ettikleri varlıklardı. Ve onlara yine sordukları zaman bunlara niye ibadet ediyorsunuz dedikleri zaman onların cevabı şuydu. Biz bunlara Allah'a yakınlaşmak için ibadet ediyoruz. Bugünkü toplumun da hükümle alakalı bir şirk sorunu var. Doğu Türkistan'da yapılan zulümlerden birisi de Doğu Türkistanlı toplum kendini Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve bu Müslüman olduğunu iddia eden toplumu alıyorsun, komünist yetiştireceğiz dediğiniz okullarda komünizm ideolojisini enjekte ediyorlar. Buna karşıyız, doğru mu? Karşıyız yani. Bugünkü sistem de tam tersine diyor ki biz layık bir birey yetiştirmek için açtığımız okullara çocuklarınızı göndereceksiniz. Aynı şey değil mi? Sizce bugünkü toplumda, bugünkü Türkiye toplumu da Allah'ın hedefinde olan bir toplum değil mi? İnancıma göre, Kur'an'a ve sünnete göre yetiştirebileceğim bir okul var mı çocuğumu göndereceğim? Milli Eğitim diyor ki layık bir birey yetiştirmek için biz açtık okulları. EYC ve Müslüman ülke dediğiniz mesele. Gerçekten Türkiye devleti İslam ülkesi mi? İslam ülkesi tabii ki. Laik rejim dini şu an koruyan bir rejim. Diyanet bile laik sistemin egemenliği altında olması bile İslam'a kendini nispet edenlerin ya da o kuruma kendini nispet edenler için bir utanç değil mi? Bir Müslüman olarak Allah subhanahu ve teala kitabımızda şunu söylüyor. Diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. İkincisi hüküm de Allah subhanahu ve teala ortak kabul etmez. Üçüncüsü Allah subhanahu ve teala diyor ki yakinen iman eden bir toplum için yakinen, kesinen, bilinçli bir şekilde, ferasetli bir şekilde iman eden, ne dediğini bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan, hükmeden kim vardır diyor. Bugünkü sistem laiklik ve demokrasiyle yöneteceğini söyleyen partiler Allah'ın indirdiğiyle mi hükmedeceğini söylüyor da biz gidip böylesi batıl, böylesi şirk düzenine, küfür düzenine icabet edip de kendimize gelecek arıyoruz. Bugün oy kullanan bir adam hal diliyle şunu yapmıyor mu? Evet Rabbim, sen kitabını indirdin. Rab sensin, hüküm hakkı sana ait, kanun koyan sensin. Rab sensin, melik sensin, hakem sensin ama ben bu partiye dağıtıyorum, bu da hükmetsin. Dediğimiz zaman hal diliyle şirk koşmuş olmuyor musun?